bu yönde olacak mı? Belki Ukrayna'da, hani Ukrayna'ya yapılan harcamalar nedeniyle Zelenski'yi yalnız bırakması söz konusu olabilir ama bizim yakın coğrafyamızda İran konusundaki tutumu herhalde Türkiye'yi tedirgin edecek. Ya da Türkiye'yi etkileyecek en önemli konulardan biri. Dolayısıyla Türkiye'yi konuşalım. Tabii kesin. Türkiye ile ilişkilerde bir şey değişir mi, ne değişir? Türkiye ile ilişkilerde bir şey değişir. Daha fazla Suriye'nin kuzeyindeki YPG, PYD unsurları daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bunu da mutlaka yapacaktır. Zaten Cumhuriyetçi Parti'nin şahinleri bunu öteden beri destekliyor ve bu oluşuma zaten çok büyük katkıda bulunmuşlardı. Ta Irak Savaşı'ndan beri, Cumhuriyetçiler biliyorsunuz Bush döneminden beri Irak'ın kuzeyinde nasıl bir Kürt devleti oluşturdularsa mutlaka Biden, affedersin, Trump yönetimi de PYD, evet, YPG unsurlarını mutlaka orada çok daha fazla destekleyip orada kalıcı bir bölge, yani Kürt bölgesi oluşturacaklar. Bu çok önemli. Yani o zaman bu Türkiye'deki çözüm süreci diye başlatılan sürecin de aslında Trump'ın seçilmesi ihtimaline karşı belki başlatılmış bir süreç olduğunu değerlendirirsek, yani YPG, PYD'nin Amerika ile ve Trump'la karşı karşıya gelmeyecek, tam tersine onların varlığını kabul edecek bir geleceğe doğru gittiğimiz yorumları yapılıyor. Sanki o şeyi de güçlendiriyor. Yani Trump herhalde bu Bahçeli ile başlayan çözüm sürecini, eğer Erdoğan soğuk bakıyorsa, Erdoğan'ı da tekrar dostum dediği Trump'ın çizgisine çekebilecek bir gelişme. Yani iç politik gelişmeleri de son derece etkileyecek Trump'ın seçilmesi, öyle görünüyor. Kesinlikle öyle. Çünkü Trump Türkiye'yi, Erdoğan'ı, Erdoğan yönetimini çok yakından tanıyan bir lider. Dolayısıyla nasıl ne yapacağını gayet iyi biliyor. Yazdığı mektup zaten hafızalarımızda hala duruyor. Onun satır araları "ben seni ne kadar iyi tanıdığımı biliyorum" şeklinde değerlendirmek lazım. Yani her şeyde, yazdığı her kelimede mutlaka önemli bir mesaj vardı. Bunu da bugün de aynı şekilde devam ettirecektir diye düşünüyorum. O zaman Erdoğan da yakında Beyaz Saray'a gider. Erdoğan yakında Beyaz Saray'a nasıl gidecek bilemiyorum ama şöyle de bir durum var tabii ki. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde şu anda Erdoğan'a kızan bir grup da var kongrede. Bunları da biliyoruz. S-400 konusu var önümüzde. Onu da mutlaka gündeme getireceklerdir. Bir de şunu hatırlamak lazım. Biliyorsunuz Erdoğan'a ki F-35 projesinden çıkartan ve kasa yaptırımlarını uygulayan da Trump'ın kendisiydi. Ama hafif uyguladı. Yani ağır tarafını uygulamadı. Yani katsanın ağır yaptırımlarını değil de daha hafif olanları uygulamadı. Öyle değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ağır, daha nasıl ağır olur bilmiyorum ama hem projeden parası verilmiş uçakları vermedi. Yani daha ağırı vardı sanki. Ben şimdi hafızam beni yanıltmıyorsa böyle birçok madde vardı uygulanması gereken. En az 4 maddeyi uygulaması gerekiyordu. Onlar içerisinden böyle hafifleri seçmiş gibi hatırlıyorum ben. Yani dostum Trump olunca o da ahbabı Erdoğan'a böyle bir güzellik yapmıştı diye. Ama tabii en hafifi de ağır. Onu kabul etmek lazım. Peki şimdi Beyaz Saray yolu muhtemelen açılır diye ben düşünüyorum. Yani bu özellikle Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler konusunda Donald Trump ya adamlarını gönderir, hani bizzat bu yeni düzeni kurmak için, ya da bizzat Erdoğan'ı kabul edip orada yeni düzeni kendisine doğrudan anlatmayı tercih edebilir diye düşünüyorum ama göreceğiz. Şunu sorayım. Türkiye'de şey çok konuşuluyor. Özellikle yandaş medyada böyle Berat Albayrak'ın yeniden bakanlığını özleyen kesimler, onun bakan olmasını böyle pohpahlayan haberler yapıyorlar. Berat Albayrak ve Trump arasında özel bir ilişki olduğu, o özel ilişki nedeniyle Erdoğan'ın da Trump'ın gözüne girmek için damadını yeniden bakan yapabileceği söyleniyor. Var mı öyle Berat Albayrak-Trump arasında senin de bildiğin, takip ettiğin bir ilişki? Yani Erdoğan'ı da aşan bir özel ilişkiden bahsediyorum.
Ben bu özel ilişkiyi Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak üzerinden değil de Mehmet Ali Yalçın Dağı üzerinden yapıldığını biliyorum. Mehmet Ali Yalçın Dağı'nın yani Doğan grubunun Trump tavır dahil İstanbul'daki yakın ilişkisi vardı ve burada o randevuların önemli bölümünü de Mehmet Ali Yalçın Dağı'nın ayarladığını biliyorum Murat. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Var mı başka bir not? Yani benim atladığım, sizin özellikle vurgulamak istediğiniz bir not bu seçimlere dair. Bu seçimlere dair en önemli tabii ki dediğim gibi Amerika'da bu çok olağan bir durum değildi. Yani hem Beyaz Saray ve hem Kongre'nin iki kanadının da Cumhuriyetçi Parti'de olması ki Trump'ın genel karakterine de baktığımız zaman tek adam rejiminin gerçekten bu önümüzdeki günlerde, aylarda bunu daha net olarak göreceğiz. Hem Amerika'nın içinde hem de dünyada. Peki. Çok teşekkür ediyorum Yılmaz Palat. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İlerleyen saatlerde yeni gelişmelerle de bizim Prime Time programımızda da konuk olacak Yılmaz Palat. Yeniden görüşmek üzere Yılmaz abi. Evet. Tele 1 Washington temsilcisi Yılmaz Palat Amerika seçimlerini yorumladı. Yani bir kere Donald Trump'ın hukuki durumunun hala netlik kazanmadığını, dolayısıyla Amerika'da böyle bir hukuki tartışma olduğunu söyledi ama Trump'ın çok güçlü geldiği bu dönemde özellikle bölgemizde ve Türkiye